Evet arkadaşlar, Çiçeği Burnu'nda offroad grubumuz ikinci hafta gezisinde. Bu hafta Mara'nın üst tarafında Oğru Yaylası'na doğru geziye çıktık. Şu anda grubumuzun başkanı Mehmet Tösten, aynı zamanda Silifke Ofis Emlak'ın sahibi. Evet abi, düşüncelerini alalım. Burası Mara, Silifke Mara, Mara'nın karavan yolu. Bir de güzergahımız. Araçlarda herhangi bir sıkıntımız yok. Yani gitme koşulunda gidiyor. Fakat sistem dolayı ve karın yolları kapatmasından dolayı yol güzergahını bilemediğimiz için biraz ileriden geriye dönmek zorunda kaldık. Yalnız herhangi bir araçlarda sıkıntı olmadığı gibi burada gruptaki arkadaşlarımız, tanıtalım arkadaşlara, sanayimizin büyük esnaflarından Muzaffer abi, tamirci Muzaffer abi. Evet abi, senin düşüncelerini alalım. Bu grupla, bu organizasyonla, bu gezilerle ilgili. Geçen hafta da aramızdaydın, bu hafta da yine aramızdasın. Devamlı aramızda hocam. İnşallah. Aramızda bir böyle kaliteli bir ustanın olması da bize ayrıyeten güven veriyor. Evet. Herhangi araçlarda zaten şu an yolda giderken. Aklımıza herhangi bir ustamız aramızda. Evet. Nasıl yani? Hasta doktorumuz aramızda. Aynen öyle. Yani diğer gruptaki bir arkadaşlarımızdan bir tanesi de burada. Belli alemlerden. O benim. Evet. O benim. Murat abi, Silifke Entel Bilgisayar'ın sahibi. Murat abi de sağ olsun, Allah razı olsun. Hep beraber her hafta eşlik ediyor bizlere. Değişik şeyler yaşıyoruz. Ailecek yani. Herkese tavsiye ederim. Evet. Grubumuzun özelliklerini biraz, hani biz Murat abi yaban TV'de bahsediyoruz. Yani diğer bölge satılanlarında. Offroad'larda etkiler gezide. Ama bizim ayrıcalığımız hep burada ailelerle birlikte. Burada hepimizin da, eşleri, çocuklarımız yanımızda. Burada da arkadaşımızın Ford Ranger 4x2 olmasına rağmen yine de büyük başarı gösterdi. Biraz ileride bırakmak zorunda kaldık ki bu zor kar koşullarında yine iyi mücadele verdi. Şöyle baktığımız zaman yaklaşık bir 25 santim, 30 santim yakınında bir kar var. Mutlaka var. Ve yolun üstünde bizden başka herhangi bir araç gitmemişti. Yolu kendimiz açarak gittik. Evet. Arkadaşımız Abidin Doğan, boyacı Abidin. Burada. Ve İlk şimdi katılıyoruz biz. Tabii ki. Arkadaşlarımıza. Şimdi burada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. İyi, bizim kameramanımız bizi çekiyor da biz niye kameramanı çekmiyoruz dedik. Acem Tarım, ziraat mühendisi arkadaşımız Serdar Özmen. Kendisinde büyük katkıları var bu grubumuzda. Ve gördüğünüz gibi şu an her taraf kar, göz gözü görmüyor. Yani offroad için... Abi ben şöyle söyleyeyim sana, biz normal bir adrenalin yapısına sahip olan insanlar değiliz. Biz heyecan arıyoruz en başta. Bu şekilde doğayla iç içe olmayı seviyoruz, mangal partileri yapmayı seviyoruz. Ekstrem takılıyoruz. Ekstrem takılıyoruz ya. Offroad yani yol yok. Yolu biz açıyoruz. O şekilde yol olmayan yerlerde geziyoruz. Kum olur, çamur olur, kar olur, buz olur, fark etmez. Yani şu an gittiğimiz yol güzergahı böyle bir durum. Yani şu an seyirciler de gördüğü gibi herhangi bir yol abi yok. Abi şöyle de çekersen zaten ve yolu açtığımız, seçemiyorsunuz. Açtığımız yollar burada. Yani şimdi şöyle Serdar'cığım, karayolları bu konuda bize bir maaş falan bağlar mı acaba? Yani köy yollarını açıyoruz, köy hizmetleri mi bakıyor? Vallahi herhalde köy hizmetlere bakıyor. Köy hizmetlerinden seni maaşını yani, arayabilirler. aslında buradan da... Hatta şeydi değil mi bir de? Karakol komutanımız bizi aramış. Şeyi biz aramıştık. Durumu sormuştu. Kar var mı yok mu diye. Kar var mı diye sorduk. Kar var fakat gidemezsiniz dedi. Biz ona rağmen değil miydi kara? Gidemezsiniz dediği yerleri açtık. Açtık kesinlikle. Sınırları zorladık bugün. Şu an aramızda bana görmek sana istediğimiz bir bana insan var aslında. Allah. Beklediğimiz yanlış bir insan var. Arkadaşım. Sevdiğimiz bir arkadaşımız Doktor Ali Bürker. Aslında onun da kendisini olmasını çok isterdik. Telefonla görüştük. Kendisiyle ilerleyen zamanlarda aramıza katılacağını söyledi. Eksiklerimiz çok abi. Nöbetlere takılan, devlet dairesine çalışan arkadaşlarımız var. Güzel bir konuya değindim. Evet. Buradan biz emniyet mensupları arkadaşlarımız var. Mesela Yener abi, Alper abi ve Levent abi. Bunların aramızda olması için büyük çaba gösterdiler. Fakat hani görev neticesiyle, görev itibariyle aramızda bulunamadılar. Ama ilerleyen zamanlarda aramızda yine onları da göreceğiz. Zaman zaman onları da göreceğiz. Bundan sonraki istikametimiz bir ileride artık
mangal partimiz. Sucuk ekmek zaten de. Karda en büyük zevki sucuk ekmek. Kesinlikle abi. Sucuk ekmek. İşte gördüğünüz gibi ailece hep beraber herkes burada mutlu. Evet. Yani bu gruba. Evet, bir esnaf arkadaşımız daha var burada. Hamza, seni de buraya alalım. Evet. Hamza arkadaşımız da Bucaklı yolu girişinde Silifke motorun sahibi. Aynı zamanda iyi bir ustamız. Silifke'nin iyi ustalarından. Biz burayı böyle yapıyoruz da bizim bir muhasebecimiz olması gerekiyor. Tabii ki bu grubun, değil mi? Değil mi? Yani motor tamircisi var, araba tamircisi var, ziraatçısı var, emlakçısı var, bilgisayarcısı var. Bir de muhasebeci lazım bize. Evet Hakan Bey. Şöyle Hakan Bey, merhabalar. Hakan Bey. İkinci hafta gezimizde de bizimle birlikte. Mali müşavirimiz Hakan Bey. Senin de ikinci haftamızda. Evet. Bizlere destek verdiğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ne demek? Son olarak Offroad grubu Silifke'de yeni bir kurulum, yeni bir oluşum. Katılmak isteyen arkadaşlara şunu belirtiyorum. Araçlar olmayan arkadaşlar bizlerle eşlik edebilir. Araçlar olanlar arkadaşlar da yine gelebilir. Bu maceraya, bu zevke, yani şu an Silifke'de elektrikler de kesik. Evet. Onu da belirteyim. Yani... Ve şu anda Silifke halkından eminim ki bizden başka bu hafta sonunda kar görebilen zannetmiyorum. Yani, zaten Sedarcığım bu hafta yollarda biz açtık. İlk gelen biziz. Evet. Yani şu an Silifke'de kar. Bu manzarayı gördükleriz mi? Hadi el aç. Kesinlikle. Aralığın. Aralığın bugün 23-24 olması lazım.